Yoksa Duymadın mı kanalının muhteşem izleyicileri, hoş geldiniz. Dünyada istediğim her yere gidebilirim diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Yeteri kadar paranız ve zamanınız olsa bile içini görmenize asla izin verilmeyecek yerler var. İşte bunları sizin için araştırdık. Hazırsanız başlıyoruz. Altı numara, Vatikan Kütüphanesi. İşte ne yaparsanız yapın içini göremeyeceğiniz yerlerden biri. Vatikan'da bulunan bu kütüphane içerisinde 35 binden fazla kitap bulunduruyor. Ancak bunlar sıradan kitaplar değil. Kimileri içerisinde toplumları kökünden sarsabilecek bilgileri saklıyor. Milattan önce yazılmış el yazmaları, yasaklı kitaplar, kutsal kitapların nadir sayfaları ve daha fazlası. Eğer başarılı bir akademisyen veya araştırmacıysanız özel izinle içeri belki girebiliyorsunuz. Ama buna rağmen bazı bölümlere bakmanıza dahi izin verilmiyor. Tabii eğer Papa'nın kendisi değilseniz. 5 numara, Fort Knox. Amerika'nın Kentucky eyaletinde bulunan bu tesis ordu tarafından korunuyor. Onu özel kılan şey ise ülkenin altın rezervlerinin büyük bir kısmının burada depolanıyor olması. Ayrıca altının yanı sıra ülke ve ordu için önemli her şey de burada saklanıyor. Hatta bazıları yakalanan uzaylıların da burada tutulduğunu iddia ediyor. Bina öyle güvenlikli ki nükleer savaş çıksa dahi yıkılmayacak kadar sağlam. Duvarları 122 santim kalınlığında, granitten yapılmış ve çelik ile güçlendirilmiş. Giriş kapısı ise 22 ton ağırlığında ve öyle ileri teknolojiyle tasarlanmış ki açmak için 10 farklı kişi gerekiyor. Binanın etrafı ise jiletli teller ve mayın tarlalarıyla çevrili. Yani kısaca o kadar güvenli ki Fort Knox kadar güvenli terimi güvenlik ve emniyet için bir deyim haline gelmiştir. 4 numara, Parkseif Otoparkı. İngiltere'nin Derby şehrinde bulunan bu otopark bildiğiniz otoparklardan değil. Burası dünyanın en güvenli otoparkı. 1974 yılında kurulduğunda sıradan bir otoparktı. Ancak durum 90'lı yılların başında değişti. Otopark sahibi burayı tam bir kaleye dönüştürdü. Her park alanının üzerinde ve altında hareket sensörlü, kızılötesi kameralar ve sirenler bulunuyor. Burada dilediğiniz boş alana park edemiyorsunuz. Girişte size barkodlu bir kart veriliyor ve park edeceğiniz nokta belirleniyor. Aracı oraya götürdüğünüzde sistem çalışmaya başlıyor ve sizin dışınızda araba çevresinde en ufak bir harekette tüm alarmlar çalmaya başlıyor. Bir araba için bu kadar güvenliğe ne gerek var diyorsanız arabanızı yeteri kadar sevmiyorsunuz demektir. 3 numara, Kore Tarafsız Bölgesi. Burası Kuzey Kore ile Güney Kore arasında yer alan ve yarımadayı ikiye bölen bir sınır bölgesidir. 250 kilometre uzunluğunda ve 4 kilometre genişliğinde olan bölge dünyanın en iyi korunan sınırı olarak kabul edilir. Bu bölge 1953'teki Kore Savaşı'ndan sonra Çin ve Birleşmiş Milletler'in katıldığı bir anlaşma ile kuruldu. Bölge sadece Kuzey ve Güney Kore liderlerinin özel görüşmeleri için kullanılıyor. Sıradan bir vatandaş için ise geçiş izni almak kesinlikle mümkün değil. 7/24 askerler tarafından gözlenen mayınlar ve tellerle çevrili bu alanı kim görmek ister ki demeyin. Yasak olunca insana daha çekici geliyor, itiraf edelim. 2 numara, Svalbard Küresel Tohum Deposu. İşte karşınızda dünyanın geleceğini koruyan depo. Norveç'e bağlı Svalbard takım adalarından birinde bulunan bu depo, dünya üzerindeki tüm yiyecek, ağaç ve bitkilerin tohumlarını saklıyor. Gelecek nesiller nüfus yoğunluğu veya küresel ısınma gibi sebeplerden dolayı yiyecek kıtlığı çekmeleri durumunda buradaki tohumları kullanabilecekler. İşte bu yüzden güvenliği çok önemli. Depo Kuzey Kutbu'ndan sadece 1300 kilometre uzaklıkta. Böyle bir yere inşa edilmesinin amacı ise ziyaretçileri caydırmak. Bölgede sıcaklık -46 dereceye kadar düşebiliyor ve yılın 153 günü güneş ışığı buraya uğramıyor. Depo dağın 100 metre içine oyulmuş, dışarıdan sadece kapısı görülebiliyor. O kadar sağlam ki göktaşı çarpmasına ve nükleer bombaya dayanabiliyor. Birinci maddeyi açıklamadan önce videoyu sevdiyseniz beğen tuşuna basabilir ve kanala abone olup aramıza katılabilirsiniz.
1 numara, İngiltere Altın Kasası. Dünyanın ikinci en büyük altın kasası İngiltere Merkez Bankası'na ait. Londra'da bulunan devasa kasada bir kısmı başka ülkelere ait olan toplam 5000 tondan fazla altın bulunuyor. Kendi altınını koruyamayan devletler onları bu depoya yolluyorlar. Depodaki altının toplam değeri ise 190 milyar sterlinin üzerinde. Etrafta külçe külçe altınların olduğu böyle bir yeri görmek istemez miydiniz? Ben isterdim. Ama maalesef dünya üzerindeki sayılı birkaç kişiden başkasının burayı görmesi imkansız ve oldukça da sıkı güvenlik önlemleriyle korunuyor. Hatta öyle ki deposunun kurulduğu 1694 yılından bu yana buradan altın çalabilen olmadı. Peki siz bu yerlerden hangisini görmek isterdiniz? Yorumlarda yazın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdilik hoşça kalın.